Buraya oturttun beni buz gibi. Sobada dekor zaten. Ay ne mızmızlandın ya. Sevmiyorum soba, bilmiyor musun? Yaz insanıyım ben. Benim de sevmediğim çok şey var ama katlanıyorum. Yemek de soğudu. Şikayetlerim bittiyse ben yemeğimi yemek istiyorum, olur mu? Sen hayırdır? Allah Allah. Bak, bu sert maskülen tavırların genelde hoşuma gidiyor, yalan yok. Ama bazen çok abartıyorsun. Sevgilinim kızım ben senin. Hayırdır ne? Şey şöyle. Tiki kız mı olayım? Ya uşku. Ya senin yalan ne kadar tutlu. Böyle olayım mı? Ne dersin? Konuyu saptırma. Ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsun. Bütün gün it kopuk peşinde koşuyoruz. Kendimize kalan zamanda da güzel değerlendirelim diyorum işte. Mesela ben senin elini tutayım. Ya sen gerçekten üşümüşsün. Buz gibi olmuş. Donmuş ellerin. Ne dedik sana? Allah 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 Allah. Ne oluyor ya? Allah kahretsin. Geri çekil. Açıl açıl açıl. Açıl açıl şuradan. 6, 8, 45-47'den merkeze. Üsküdar Sümbül sokakta silahlı saldırı. Saldırgan 34 Fatsa Polatlı 5703 plakalı araçla kaçtı. Plakayı tekrar ediyorum. 34 Fatsa Polatlı 5703. Bastır, iyice bastır. Ender Hoca. İyi misiniz? Oldu, çalışıyor kalbi. Şuradaki hastanede çalışıyoruz. Hadi ambulans ara çabuk. Arıyorum ben. Ya ambulans, çağırsanız ambulans. Emre, daha fazla dayanamaz mı? Biz götürelim hastaneye. Yok, olmaz olmaz. Bak, yanlış bir şey yapmayalım. Tamam, sakin olun. Hastane yakın. Hemen gelir ambulans. Geliyor ambulans. Sakin olun. Gördün mü lan? Yapamam sandın değil mi lan? Ama ben yaparım kızım. Yaparım ben. Yaparım. Ben blöf yapmam. Gebertirim dedin mi? Gebertirim ben lan. Bana yamuk yapmayacaktın lan. Olay yeri inceleme gelene kadar kimseyi alma, tamam mı kardeşim? Tamam komiserim. Bak, şurada kovanlar var. Özellikle oraya dikkat edin. Tamam komiserim. Buyurun. Hanımefendi olay esnasında buradaymış komiserim. Az çok biliyoruz ama bir de sizden dinleyelim. Ben arkadaşımla yemek yiyordum. Bir anda silah sesleri duyduk. Sonra kıyamet koptu tabii. Herkes canını kurtarma peşine düştü. Yazık oldu, beyefendi de vuruldu. Doktormuş galiba. Siz saldırganın yüzünü net olarak gördünüz mü? Görmedim. Peki, geçmiş olsun size de. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Kamera kaydı buldunuz mu? Kafenin dışarıyı gören kamerası yok komiserim. Diğer dükkanlara bakıyoruz. Bir an önce görüntü bulmaya bakın. Tamam komiserim. Hadi. Buldun mu Sinem? Aracının plakası Fuat Şengül adına kayıtlı. Var mı sabıkası? Sabıkası yok. Tesisat ustasıymış. Göndersene fotoğrafı. Hemen hemen gönderiyorum. Galiba bu ya. Net göremedim ama. Plakayı bütün ekiplere bildirdik zaten. İyi yaptın, sağ ol. Bulduk mu saldırganı? Fuat Şengül diye bir adam. Arabanın üzerine kayıtlıymış. Bu adam rastgele mi ateş etti yoksa doktoru mu hedef aldı? Onu çok anlayamadım. Kafedeki herkesle konuştuk. Kimse tanımıyor adamı. Doktor sağ salim çıksın da ameliyattan. Sonra sorarız. Tamam. İstiyorsanız biraz sakinleşin, öyle konuşalım. İnanamıyorum gerçekten. Nasıl olur böyle bir şey? Ender Hoca çok değerli, çok sevdiğimiz bir insan. Kim? Niye yapar ki böyle bir şeyi? Kaza kurşun da olabilir. Henüz öğrenemedik. Ben burada çalışmaya başladığımdan beri Ender Hoca'nın yanındayım. Kadın doğum uzmanı. Görseniz herkes çok sever onu. 3 kurşun yemiş diyorsunuz. Hem de ciğerlerine. Nasıl dayanacak, nasıl kurtulacak? Bence yaşayacak.
Kolay pes etmedi. Kalp masajıyla geri döndü. Umutsuz olmayın, tamam mı? Ailesi de çok üzülecek. Çok kötü. Kimseye zarar dokunmaz dedin ya. Yaşadıklarınızı yakından biliyoruz aslında. Yani her türlü zorbalığa maruz kalıyorsunuz. Ender Hoca'nın son zamanlarda böyle tartıştığı birileri oldu mu? Ya dün birisi üzerine yürüdü. Tartıştılar ama böyle bir şey yapar mı bilmiyorum. Kim? Yani detaylıca anlatır mısın bana? Sensin lan sebebi. Kaç kere uyardım lan seni. Dinlemedin lan beni. Bana sormadan kafana göre yaşarsan sonuçlarına katlanırsın lan. Anladın mı lan? Çek sen. Çek şöyle. Ehliyet ruhsat. Çek şöyle çek. Dur deme, durmuşam lan. Dur dur. Bütün ekiplerin dikkatine. Aranan araç kontrol noktasından kaçtı. Bütün ekiplerin dikkatine. Evet, o takip alın çabuk. Tekrar ediyorum. Aranan araç kontrol noktasından kaçtı. Başıma belasın lan. Senin yüzünden peşime düştüler lan. Hele şu polislerden kurtulayım, sana neler yapacağım. Aklın hayalin bile olmaz. Ben çıkarken ameliyattaydı hala. Doktorla konuşamadım. Bilmiyorum o yüzden. Peki düşmanı falan var mıymış? Öğrendin mi bir şeyler? Şurası kesin. Saldırganımız Fuat. Dün hastanede doktorun üzerine yürümüş. Nerede lan o doktor? Ha? Nerede? Beyefendi, hastane burası lütfen. Sana ne lan? İçine bak. Nerede o doktor? Beyefendi lütfen. Lan gel lan buraya. Bana sormadan karıma. Kürtaj yaparsın ha? Gebertirim lan seni. Gel lan buraya. Sakin olur musunuz? Ne yapıyorsunuz? Sakin olun Fuat Bey. Lütfen buraya gelin. Karınızın kararıydı. O kazayı bulmalısınız. Sen kimsin lan bana sormadan karıma kürtaj yapıyorsun ha? Bırak lan beni. Beyefendi. Lütfen sakin olun. Sen kimsin lan ha? Öldüreyim mi lan seni? Sakin ol. Sen de saygı görüyorsun lan. Git. Tamam gel. Çocuğumu öldürdünüz lan. Bırak gel böyle. Doktor. Sakin ol. Yine tamam, görüşeceğiz doktor. Ol. Bu mesele burada kapanmadı lan. Yürü. Tamam doktor bey. Hocam iyi misiniz? İyiyim iyiyim. Manyak herif. Zar zor almışlar doktoru elinden. Tamam her şey belli oldu. Ender'e hedef almış ve vurmuş. Bu manyağın nasıl sabıkası yok ya? Ayaklı dinamit gibi geziyormuş ortalıkta. Ya ben asıl karısını düşünüyorum ya. Kürtaj oldu diye karısına ne yapmıştır kim bilir. Sinem'e söyleyelim eve ekip göndersin. Arıyorum şimdi. Alo Sinem. Fuat'ın evine bir ekip göndersene. Karısı evde mi değil mi bir kontrol etsinler. Tamam sağ ol haber verirsin. 4-12'den Sancaktepe civarı tüm ekimlere. Fuat Şengül adlı fail seralar yoluna saptı. Peşindeyiz. Destek istiyoruz. Heh. Düştü sonunda önümüze. Arda bas kardeşim. Basıyorum kardeşim basıyorum. 45-47'den 34-12. Desteğe geliyoruz. Sakın gözden kaçırmayın adamı. Yakalanacağımı sanıyorsun değil mi lan he? Sen beni hiç ama hiç tanımamışsın. Bak kafaya koydum her şeyi yaparım lan. Doktora nasıl çıktıysam buradan da çıkarım lan. Bak bak gidişe bak. Yakalanmayayım diye kaza yapacak manyak. Öldürtecek kendini bana ya. Abi bu araç daha hızlı gidiyor. Bas biraz daha bas. Fail seralar yoluna saptı. Peşindeyiz. Soldan dönüyorsun seralar yoluna. Biliyorum kardeşim biliyorum. Arda kesilmeden mi gideceksin? Siz bana bırakın. Hadi bakalım. Nasıl ihbar edilmiş? Baktım ben kayıtlara, kayıtlı ihbar yok. Arabayı alıp götürmüş yani. Yaralama falan. Tamam. Ne oldu? Dur bekle şimdi bir. Ekibe bilgi vermem lazım. Anlatacağım sana. Aslı, Fuat'ın evine baktırdım. Var mı bir sorun? Var, hem de bayağı büyük. Fuat kadını döve döve arabaya bindirmiş. Bak şimdi ya, Allah kahretsin ya. Kimse engel olmamış mı ya? Polise de mi haber vermemişler? Bilmiyorum. İhbar ettik demişler ama kayıtlara bakıyorum öyle bir ihbar yok. Siz gördünüz mü? Karısı arabada mıydı? Yoktu.
Tek başınaydı. Belki de önce onu öldürdü. Ya hayır ya. Kötüyü çağırmayalım şimdi, olur mu? Sinem, başka bilgi var mı? Yok, yok. Şimdilik bu kadar. Tamam, tamam. Sağ ol. Çıkaracağım, merak etme. Buradan çıkıp girdiğin yer toprak olacak. Diri diri gömeceğim seni. Gel bırak buraya. Bırak beni. Gel buraya. Bırak beni. Ne oluyor lan? Olduğun yerde kal Fuat. Etrafı sarıldı. Bir yere kaçamazsın. Bırak silahı, yakalandın. Ya herkes sakin olsun. Tamam. Fuat, bak silahımı indiriyorum. İndirin silahları. Konuşacağız, tamam mı? Yaklaşma lan, sıkarma. Sakin. Tamam. Sakin ol, tamam. Gel. Gel buraya. Geçtireceğim. Senin burada var ya, kafanı gözünü patlatmak vardı ama. Tek darbe etti kardeşim. Benden kurtulamayacaksın lan. Lan. Kurtuldum ama. Hapisten çıkınca öldüreceğim seni. Kes lan, kes. Dünyanın öbür ucuna da gitsen yakalayacağım seni lan. Sen kimsin lan, git. Sana alın hak şunu. Verdiğim falan yok. Al. Hayvan herifin tekisin sen. Gel.